Arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Yine bir dersle beraber karşınızdayım. Bu dersimizin konusu daha çok yeni başlayan arkadaşlara hitap ediyor. Bir sandalye modellemesi yapacağız. Böyle bir istek geldi. Hem Edtable modelleme tekniğinin kullanımını öğrenmiş olursunuz. Hem de hani yeni seviyede olan arkadaşlar için yardımcı olabilecek bir ders niteliğinde. Konu oldukça basit. Tabii ki hani modellemesi de kolay bir obje. Hani size en basit yoldan hani nasıl oluşturabilirsiniz onu göstereceğim fazla zorlanmadan. Daha kendiniz de geliştirebileceğiniz bir ders tipinde olacak. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi modelleyeceğimiz sandalye arkadaşlar bildiğimiz standart sandalyelerden. Herhangi bir ölçü falan kullanmayacağım. Klasik tipte bir sandalyemiz. Şey olarak hani göreceli olarak devam edeceğim arkadaşlar modellemeye. Biraz daha aşağı indirelim. Önce line'dan başlıyorum arkadaşlar. Sandalyemizin ayak kısmından oluşturacağız. Bu kadar. Şu kısım ön taraf, burası arka taraf. Buradan modify panelde arkadaşlar enable render, enable VF port diyoruz. Bu sandalyemizin ayaklarının kalınlıklığı kaç santim siz o kadar girebilirsiniz. Şimdi burada 3 ya da hani 5 milim gibi bir değer giriyorum. Köşeler yuvarlak oluyor. Hemen sonrasında buradan seçiyoruz. Vertex'e ve fillet diyoruz arkadaşlar. Şu iki kısmı seçerek artık ne kadar bir çap oluşturmamız gerekiyorsa o kadarını siz altındaki ölçüsüne göre karar vererek belirleyebilirsiniz. Bu kısımda arkadaşlar buradaki step sayısı 6 olarak geçer. Bu 6 şuradaki radyüslerdir. Bunu 12 yaparsanız daha yumuşak, soft bir radyus elde etmiş olursunuz. Tabii 12'den fazla yapmanın da pek bir anlamı yok. Gerekmiyordu zaten. Ondan sonra arkadaşlar tab penceremize gelelim. Bir tane bunun aynısından kopyalıyoruz arkadaşlar. Şimdi sandalyemiz eline kadarsa siz o kadar kopyalayabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar sandalyemizin iskelet olarak ayakları oluşmuş durumda. Bu kısım ön tarafı, bu taraf arka tarafı. Bir de şimdi bunları buradan birbirine bağlayan iki tane parçası daha var. Hemen aynı şekilde onları da oluşturalım. Line'dan. Tabii ki başta arkadaşlar bu kısımları aktif etmeyin. Kafanız karışabilir. Tam yerleri belli olduktan sonra onları aktif edersiniz render'da ve VF portta gözükmesi için. Şimdi geliyoruz. Bu kısımda kalabilir. Pardon, özür dilerim. Sonrasında tekrar buradan gelerek bunu da bu kısımda olacağını belirtebiliriz arkadaşlar. Şimdi perspektif penceremize geçelim. Perspektif penceremize birazcık yakınlaşalım. Bu line'ımızı seçelim. Modify panele gelelim. Aktif edelim. Şimdi aktif ettikten sonra tam buraya oturmaması normaldir arkadaşlar. Zaten bunun çapının buradaki ayak kısmından biraz daha ince olması gerekiyor. Hemen front penceresine gelelim. Tam bir yerleşimini sağlayacak şekilde
kısmına işimiz artık yok. Ama bir saniye, buradan tek nasıl beşlemişiz bunu? 3 3 3,5 yapalım arkadaşlar, ideal olur. Hemen gelip perspektif penceremizde bakıyoruz. Şimdi doğal olarak bunlar gerçek bir sandalye olarak düşünürseniz arkadaşlar, bu birleşim yerlerinde bir kaynak izleri olur. Onların da hani isterseniz daha gerçekçi sonuçlar elde etmek istiyorsanız o kaynak izlerini nasıl oluşturabileceğinizi de size gösterebilirim. Paint deformasyonuyla oluşturuluyor arkadaşlar. O paint deformasyon gerçi birazcık ileri seviye bir modelleme sistemde yer alıyor. Yani Edit Poly'yi daha ileri düzeyde kullandığınız zamanlar da işinize yarayabilecek, daha çok hakim olabilirsiniz. Ama basitçe size burada gösterebilirim. Şimdi hemen arka kısım içinde aynısını yapalım arkadaşlar. Kalınlığımızı 3,5 veriyoruz. Onu da düzgün bir şekilde yerine oturtalım. Evet. Şimdi kaba olarak arkadaşlar sandalyemizin taşıyıcı kısmını oluşturmuş bulunuyoruz. Şimdi bunun bir de oturak kısmı var. Sizden onu yapalım. Onu da yapması da kolay, bir box ile yapacağız. Şimdi göz kararı şu şekilde çizelim. Kalınlığını da çok vermeyelim. Ondan sonracığıma gelelim bunu. Birazcık yukarıda olmasıydı tabi. Poliye çeviriyoruz. Dikkat ederseniz şu ana kadar hiç poli kullanmadık. İlk defa bu box'ta poli kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, şöyleydi yanılmıyorsam. Tamam. Şimdi bunun arka tarafı birazcık uzun kaçmış olabilir. Onu da şuradaki radyüse kadar perspektiften yine bakıp tam emin olalım. Evet. Getirme birazcık daha çekebiliriz. Evet. Bunu seçtik arkadaşlar. Edge diyoruz. Şimdi burada kenarları seçeceğiz. Ve ortadan ikiye böleceğiz arkadaşlar. Daha sonra şuraya kadar getirip sırt kısmını oluşturacağız. Biraz daha getirebiliriz. Evet. Düz onu biz 90 yapalım. Okey. Sonrasında poligon diyoruz. Bunu yükselteceğiz arkadaşlar. Front penceresinden bakalım ne kadar yükseltmek istediğimize karar verelim. Nizami olmasa dikkat ediyorum arkadaşlar, ama tabii ki bunların belirli bir ölçüleri vardır. Herhalde bir insan sırtı için o kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Hafif geriye doğru yatırıyoruz. Tabii ki işimiz bu kadar değil arkadaşlar. Şimdi birazcık daha üzerinde işlem yapacağız. Connect diyoruz. Da bu 90'ı 0 yapıyoruz arkadaşlar. Tam ortasında olması gerekiyor. Bu şekilde bırakıyoruz. Sonrasında bu iş çekip ring diyoruz. Sonrasında connect deyip bir kere daha ikiye bölüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bizim işlem yapacağımız iki nokta var. Birincisi
Şu kısım, bunu şeyden seçelim. Şu kısımdan seçelim. Sonra tekrar perspektife gelelim. Şu kısmı devre dışı bırakalım. Şu şekilde aşağıya doğru indiriyoruz arkadaşlar. Şuradan bir bakalım. Evet. Hafif olarak bir derinliğimizi oluşturduk. Sonra arkadaşlar Edge diyoruz. Bu kısmı seçiyoruz. Bu kısmı birazcık daha sabit bırakalım. Sonrasında bu kısmı geliyoruz arkadaşlar. Sizi yanıltmasın. Yükselttik. Okey. Sonrasında bu kısımda arkadaşlar. Şundan beraber aşağıya doğru eksik seçmişiz. Evet. Şu da dahil. Aşağıya doğru çekelim arkadaşlar. Tamam. Sonrasında bu noktamızda da birazcık aşağı çekebiliriz. Sonrasında tekrar Edge diyoruz. Kenar, sonrasında bu kenar ve bu kenar seçtik. Hemen yukarıya doğru kaldıralım. Şimdi hafif bunda bir smooth uyguladığımızda arkadaşlar, şimdi göreceğiniz üzere bazı bozulmalar söz konusu. O da kenarlarını düzenlemediğimiz için kaynaklanıyor. Ama gerçi smooth'umuzu biraz fazla verirsek ya düzgün bir görüntüye kavuşuyor. Fakat şu köşede tam bir şekilde kavraması lazım. O yüzden kapatıyoruz. Sandalyemize yaklaşalım. Öncelikle yapmamız gereken şu kısmı seçiyoruz. Ring Connect. Şimdilik bir tane yeterli. Aynı şekilde buradan Ring deyip Connect diyoruz. Bu taraf için de aynı işi bu taraf için de yapıyoruz arkadaşlar. Birer tane Connect bu kısım için. Biraz aralarını açabiliriz. Fazla kullanmamaya bakıyorum arkadaşlar. Yoksa sahnemizdeki poligon sayısı yükselecek. Şu an gerçi 92'deyiz ama ne kadar az poligondan çalışırsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. Renderlarınız daha kısa sürer. Sahneleriniz kasılmaz. Bilgisayar renderlarınız yavaşlamaz arkadaşlar. Bu şekilde bırakalım. Turbo Smooth diyelim arkadaşlar. Şimdi daha iyi bir görünüme sahip. Sadece şu kısımlarda birazcık düzenleme yapmamız gerekiyor. Oralarda da arkadaşlar ring diyoruz, connect diyoruz. Bir bakalım istediğimiz sonucu elde edebilecek miyiz? Şimdi bir de bizim bu oturak kısmına şuraya bağlayan parçalarımız olacak arkadaşlar. Birazcık yukarı kaldıralım. O parçaları da kullanacağız. Tekrar poliye geri dönelim. Şu kısımdan bir ring yapacağız. Arkadaşlar smooth'tan bir bakalım, biraz daha iyi oldu. Yani şuradaki yuvarlaklar sizin için az ya da fazlaysa segment sayılarıyla oynayarak onlardaki
yuvarlak olma derecelerini siz kendiniz de belirleyebilirsiniz. Şimdi şu kısımda ufak bir sorunumuz vardı. Ring diyoruz, connect diyoruz. Okey diyelim. Buradan hemen yaklaştırıyoruz. Okey. Şimdi sonucumuza bir bakalım ne alemde. Evet. O kısım istediğimiz gibi oldu. Tekrar poliye geri dönelim. Aynı işlemi içinde yapıyoruz. Ring, connect, okay. Aynı ölçülerde tamamdır. Sonrasında arkadaşlar bizim birazcık bu kenarlar üzerinde chamfer yapmamıza gerek var mı? Ama gözükmüyor gibi. Şimdi sandalyemizin tabii ki bir de tutma yeri olması gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında şu arka kısım biraz daha içeride. Hemen o sorunumuzu da halledelim. Şimdi arkadaşlar buradaki poligonları seçiyoruz. Insert diyoruz. İhtiyaç dahilinde içeri kadar aldıktan sonra extrude. Tabii ki bu kadar değil. Kısıyoruz arkadaşlar bunun. İçeriye kadar getirip bırakıyoruz. Okey. Evet, arka boşluğumuzu da oluşturmuş olduk. Şimdi yapmamız gereken işlemler sırasında şöyle bir alttan bakalım. Sandalyemizi birazcık böyle çekmemiz gerekecek. Şu kısımdan da birazcık böyle. Okey. Tekrar perspektife gelelim. Özür diliyorum arkadaşlar. Pilimiz bitmek üzere. Hemen takalım. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Şimdi isterseniz arkadaşlar buraya bir dışarıdan box oluşturarak yapabilirsiniz. Veya mevcut dahilinde kullanarak yapabilirsiniz. Mesela burada iki tane oluşturup şu değeri 0 versek bizim için yeterli olur mu? Maalesef olmuyor. Biraz daha birbirine yaklaştırsak yeterli olur gibi duruyor. Seçiyoruz. Extrude tabii ki yanlış. 0. Bunu bu şekilde okeyliyoruz arkadaşlar. Yapacağımız farklı bir işlem var. Bu şekilde bıraktık. Sonrasında şu kısımları da seçiyoruz. Şimdi arkadaşlar sonrasında burada bir yamukluk var. Hemen yamukluğumuzu düzeltiyoruz.
şu şekilde. Sonrasında bu vertex'i de bu şekilde alıyoruz. Okey. Düz yapmış olduk. Tabii o üzerinde birkaç işlem daha yaparsak bizim için iyi olur. Sonrasında bozulma yaşamayız. Sıfır verdik arkadaşlar. Son sekans sayısı pardon 2 3 3 4 biraz aralarını açalım. Okey. Bir deneme yapalım bakalım. Evet. İşimizi görüyor. Sonrasında geliyoruz arkadaşlar seçili. Bu parçadan bize toplamda 4 adet lazım. Shift tuşuna basılı tutuyoruz. Poligonda seçili iken mouse'un sağ tuşu ile sürüklüyoruz. Okey diyoruz, bırakıyoruz. Boşluğa tıklamayın, nesne seçili kalsın arkadaşlar. Sonrasında bu ekrana geliyoruz. Aynı şekilde sürükleme işlemini buraya da gerçekleştiriyoruz. Okey diyoruz. Sonrasında tekrar buraya geliyoruz. Bu kısım içinde yapıyoruz. Okey diyoruz. Böylece sandalyemizi demire bağlayan parçaları da yapmış olduk. Sonrasında okey diyoruz. Kayma oldu. Şimdi arkadaşlar sıkıntımız var mı? Evet. Bu şekilde sandalyemizi de bağlamış olduk arkadaşlar. Şayet bu kısmın biraz daha aşağıda olmasını istiyorsanız arkadaşlar segment kısmından aşağı doğru hafifçe çekersiniz. Sonra tabii ki demirin üstüne geldiği için bu kısmı da birazcık yukarı çıkartırsınız. Sonra turbo spot'a gelip o kısım biraz daha derin olur. Şimdi yüzeysel baktığım zaman belli olmuyor olabilir. Sonrasında arkadaşlar sandalyemizi bir tutma yere açmamız gerekiyordu. Hemen o kısmı halledelim. Yani şöyle oluşturuyoruz arkadaşlar. Şu kadar yeterlidir. Sonra Modifier List'ten 54 seçiyoruz. Control Point. Mesela şu kadar indirsek. Pardon. Aynen bu şekilde uzatıyoruz arkadaşlar. Artık oradaki deliğin şekli nasıl ise. Pardon, kaçırdık. Ya da böyle de bir şey olabilir. Sonrasında arkadaşlar hazırladıktan sonra bu pencereye geliyoruz. Bunu ekseninde yatırıyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğunca aynı eksende yatırmaya özen gösterin. Sonra perspektife geçiyoruz. Şöyle bir açı yeterlidir. Compound Objects Boolean BTRA Pick Operand diyoruz. Ve tutma yerimiz açıldı. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra nesnemiz yani sandalyemiz tamamen Boolean'e döndü.
Bunu tekrar poliye çevirmek isterseniz konverti poli diyorsunuz ve modelleme işleminize de yapmak istedikleriniz varsa bu şekilde devam ediyorsunuz. Umarım sizin için yeterli olmuştur arkadaşlar. Sormak istedikleriniz, merak ettikleriniz, başka istekleriniz olursa blogumuzdaki yorum sayfasından beklerim. Forumdan beklerim. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.